Merhaba, benim de. Yeni bir minimal yaşam serisi videosuyla birlikte beraberiz. Bugün anlatacağım konu aslında sürece karar verdikten sonra arkadaşlarımla bunu konuşurken bana sık sık gelen sorulardan çıktı. Sen ne yapıyorsun, nasıl bir şey bu diye bana sordukları zaman bunu anlatmaya başladım. Sonra arka arkaya bitmek bilmeyen sorular gelmeye başladı. Daha sonra dedim ki o soruları benim arkadaşlarım bana soruyorsa eminim başka insanlar da merak edecektir. Yani bu minimal yaşama geçmeye karar verdikten sonraki ilk haftada neler yaptım onlardan bahsetmek istiyorum. Basit, sade ve mutlu bir yaşama karar verdiyseniz eğer bunu uygulamak inanın çok kolay olmuyor. Yani aslında kolay oluyor fakat öncelikle bunu tabii ki kafada bitiriyor olmak önemli. Sade ve basit yaşama geçişin 30 günlük bir planı var bende ve her gün ne yapmam gerekiyorsa bunları adım adım uygulayıp 30 günün sonunda temelde bu hayata bir adımı atmış oldum. En basit şeyden başlıyoruz ama en çok kullandığımız şeyden başlıyoruz. Çanta ve cüzdan bir masanın üzerine döküp içerisini bir güzel boşaltıp sadece ihtiyacım olan ürünler neyse onları yerleştirdim. Müzik çalarım, defterlerim, cüzdanım ve rujum gibi böyle temelde ihtiyacım olan şeyleri sadece bıraktım. Önemli olan bunu bir alışkanlık haline getirebiliyor olmak. Yani haftada bir gün bu çanta temizliğini bir alışkanlık haline getiriyor olmak. İkinci gün gardırobumda giymediğim ne varsa hepsini ayırdım. Eğer geçtiğimiz sezon bir kazağın yüzüne bakmadıysanız inanın bu sezonda ona bakmayacaksınız ve onu giymeyeceksiniz. Biriktirip sakladığımız şeyler bize sadece yük olarak geri dönüyor. Giymediğim kıyafetleri bir kenara ayırdım. Sadece giydiğim zaman beni mutlu eden, içerisinde mutlu olduğum kıyafetleri bıraktım. Gardırobumda geniş, mutlu ve ferah bir alan açılmış oldum. Burada temel almanız gereken şey aslında son bir yıl içinde giymediğiniz kıyafetler. Yani bir yıl içinde giymediğiniz kıyafetler varsa bunları bir ihtiyaç sahibine verebilirsiniz. Bir sürü uygulamalar var buralarda satabilirsiniz. Hiç giymeyecek durumdaysa atabilirsiniz. Yani o dolapta durmasının inanın hiçbir anlamı yok. Üçüncü gün yatak odamda bulunan o çekmecelere geldi sıra. İşte iç çamaşırlarının, çorapların olduğu çekmecede kullanılmayan, eskiyen, yırtılan, hasar gören çorapları ve çamaşırları attım. Benim en zorlandığım bölüm ayakkabılar. Fakat sorduğun zaman hani hangi ayakkabıyı daha çok giyiyorsun dediğin zaman bir tane sneakerlerim var beyaz. Bütün yaz onları giydim. Kışında giydiğim, çok severek kullandığım postallarım var. Onun dışında aldığım onlarca ayakkabı var. Orada duruyor. Arada bir giyiyorum filan. Bunları ayırdım. Beşinci gün kozmetik ürünlerine geldim. İzlediğinizde anlamışsınızdır. Makyajdan çok anlayan biri değilim. Makyaj yapmayı çok seven biri değilim. Günlük hayatımda da genellikle makyajsız dolaşan biriyim. Sadece bir kırmızı ruj takıntım vardır ve evde onlarca kırmızı rujun tonları bulunmakta. Ve onun dışında yine de makyaj yapmıyor olsam da kullanmadığım birçok makyaj malzemesiyle doluydu. İşte sık kullandıklarım ya da ihtiyacım dahilinde kullanabileceklerim ve hiç kullanmadıklarım. Kurumuş, yıpranmış, kırılmış kozmetik ürünlerim vardı. Hala duruyordu. Neden durduğunu inanın. Hala anlamış değilim. Onlar duruyordu. Onları ayırdım. Ojelerim, çok fazla ojelerim var. Oje kutusunu boşalttım. Aksesuarlarımı şöyle bir kontrol etmeye başladım. Tekini kaybettiğim küpeler, ucu kopmuş kolyeler vesaire ama bir türlü atmaya kıyamadığım kolyeler. İşte bunun gibi pek çok hayatımı ve çekmecelerimi işgal eden aksesuarlarım vardı. 6. günde bu aksesuarlardan kurtuldum. Kullanabilecekleri bir yana ayırdım. Teki olmayan ya da işte kullanılma ihtimali olmayan kırılmış, hasar görmüş ürünleri bir kenara ayırdım. Ve böylelikle 6. günde bu şekilde bitirmiş oldum. Basit ve sade bir yaşama geçiyor olmak öncelikle hayatınıza yük olmuş maddelerden kurtulmak anlamına geliyor aslında. Sadece aldığınız ürünle mutlu olmadığınızı, aslında onu anlık mutluluklar yaşayarak aldığınızı fark ettiğiniz zaman aslında bir yerlerde hata yaptığınızı anlıyorsunuz. Bu sade yaşama geçmenin aslında temelini atmış oluyorsunuz. Yük olan maddelerden, ürünlerden, eşyalardan kurtulduğunuz zaman kafa kısmına,
geçiyor olacağız. Ama şimdilik bu video burada bitiyor olsun. Tip bir yaşama geçmek için plan kuranlar, nereden başlayacağını bilmeyenler var ise bu ilk hafta onlar için bir yönlendirici bir video olsun. İkinci haftada neler yaptım bir sonraki videoda anlatmaya devam ediyor olacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım sade yaşama geçme konusunda sadece tüketmek değil, birazcık da üretmek isteyen ve yeni bir hayat planlayan arkadaşlarım için faydalı bir video olmuştu. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.